çilek kokusuyla. Cehennem var. İşte ben de kendi anahtarlarımı onun evine bırakacağım. Onun kapısında çünkü böyle bir tane delik var mail koymak için. Oraya kendi anahtarlarımı koyacağım. Çünkü Kiwi'ye baksın diye ben yokken. Öyle. Şimdi asansörün gelmesini bekliyorum. Ama gelmiyor. Öyle çok tatlı böyle şey giydim bakın. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidiyorum çünkü geç kalacağız. Arkadaşlar biz hala yoldayız. Benim yüzümde 3-4 defa tuvalet için durduk. O yüzden çok büyük kaybettik. Aa, aşağıda. Yarım saatimiz falan kaldı. Hava çok yağmurlu. Ama olsun. Bu arada özellerimle üstüm uyuşuyor. Çok tatlı değil mi? Tüm Ramazan var ya bu şekerin hayalini kurdum. Çok güzel. Çenemi yüzüm nasıl sürdü ya? Etrafın turunu göstereceğim. İlk başta burada gördüğünüz gibi kapıdan içeri giriyorsunuz. Sonra burada böyle tatlı minik bir mutfak alanı yapmışlar. Hatta bize böyle birkaç tane atıştırmalık falan bırakmışlar. Çok tatlı. Burada işte küçük böyle bir şey var. Ocak diyecektim. Buzdolabı. Aa, içecekler de koymuşlar. Çok tatlılar. İşte burada böyle buzdolabımız var. Birkaç tabak çanak falan. Bu işte minik bir ocak. Ondan sonra buralarda da işte ay güneş kremi bile koymuşlar. Böcek ilacı falan var. Çok tatlı. Ondan sonra burada böyle bir tane dolap gibi bir şey var. Bunun içinde de şeyler var. Burada göl olduğu için işte yüzerken kullanabileceğimiz şeyler var. Burası arkadaşımın odası, o yüzden göstermiyorum. Burada çok tatlı bir banyo var. Hatta işte buraya böyle havluları falan koymuşlar. Çok tatlılar. Benim en çok hoşuma giden şey şu oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane lamba var. Ama bu sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ne bileyim 5 yapalım. Burada gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Bu şu anda burayı ısıtıyor. Cehennem vibes arkadaşlar. Çok güzel ısıtıyor böyle. Gerçekten mayıştım. Çok güzel. Ondan sonra devam edelim şimdi turumuza. Bakın hatta buraya şeyler de koymuşlar. Tuvalet kağıtları, deterjanlar falanlar, fistanlar. Çok tatlı, bayağı düşünceliler. Son arkadaşlar burada benim odam var. Bu nasıl yanıyor lan? Niye yanmıyor bilmiyorum. Ama burası da benim odam arkadaşlar. Buranın ışığı nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Niye yanmıyor acaba? Neyse. Burada ne varmış? Aa. Şu anda anladım bu ışığın neye yaradığını. Burada şeyler var. Cam yelekleri var. Benim gibi yüzmeyi bilmeyen insanlar için. Ondan sonra burası da benim odam. Tabii ki manzaralı güzel odayı ben seçtim. Çok tatlı. Bu evle ilgili arkadaşlar en beğendiğim şey espresso makinesi olması. Gerçekten hiç bu makineleri kullanmamıştım. Ve bayağı heyecanlıyım kullanmak için. İşte burada minik böyle bir şey koymuşlar, dolap falan. Çok tatlı bir yatak var. Burada bir tane daha ekstra ısıtıcı var. Bir sürü battaniye falan bırakmışlar. Burada da işte burada yapılabilecek edilebilecek şeylerle ilgili işte
kalıplar falan var. İşte evin kurallarını falan yazmışlar. Bir yerden bir ışık. Bir ışık istiyorum ama bulamadım. Ondan sonra arkadaşlar, burası da işte tatlı minik bir oturma alanı ama evin en güzel kısmına hazır mısınız? Evin manzarasına bakar mısınız? Bu karşısı göl. Buradan direkt açabilirsem kapıyı. Ben hiçbir şey açamıyorum. Allah Allah. Nasıl açılıyor ki bu? Aa, kilit varmış burada. Şimdi göstereyim. Şu anda hava yağmurlu. Ama o kadar böyle huzurlu, o kadar güzel bir yer ki. Burada da böyle çok tatlı minik bir oturma alanı var arkadaşlar. Ve şuranın güzelliğine bakar mısınız? Bu gördüğünüz şeyleri kullanabiliyoruz. Hepsini kullanmak için iznimiz var. Orası tam böyle gölün karşısında oturabiliyorsunuz. Ve bakın, göstermeye çalışacağım. Burada şu karşıdaki minik bir tane ev var, görüyor musunuz? Orası şu anda bulunduğumuz minik kasabanın downtown kısmı. Yani şehrin merkezi gibi. Oraya da çok yakınız. Buranın diğer tarafında, orayı birazdan göstereyim. Diğer tarafında işte kapının girişine doğru mangal var böyle. Orada da bir tane oturma alanı var, çok güzel. Öyle bayağıdır gelmek istiyordum buraya. Hani bir 3 hafta önce falan ayarladık. O kadar heyecanlıyım ki, böyle çok temiz hava var. Nefes nefese kaldım. Neyse, oksijen fazlalığı kafama vurdu. Şey dediler evin sahipleri. Az önce onlarla konuştuk çünkü. Buraya gelen misafirler gece uyumakta zorluk çekiyormuş. Çünkü o kadar sessiz sakin oluyormuş ki. Ve gerçekten çok heyecanlıyım. Öyle bir sessizlik, sakinlik, böyle sadece rahatlamak için bir şeye. Çünkü zaten bilmiyorum, çok uzun süredir böyle karmaşanın içinde böyle cümbür cemaat geçiyordu. Yani cümbür cemaat derken yine tek başımayım da. İşte yok evdi, yok okuldu, şuydu buydu falan derken gerçekten rahatlamak istedim. Öyle. Su çok soğukmuş. O yüzden sıcak kalmış dediler yüzmek. Ben zaten yüzmeyi bilmiyorum. Ama yine de denemek istiyordum. Bilmiyorum, belki bir girer cüptürük diye çıkarım sonra. Hiçbir fikrim yok. Ama öyle, çok heyecanlıyım. Burada şimdi 2 gece kalmayı planlıyoruz. İnşallah her şey güzel geçer. Öyle. Sizi ben de beraber gezdireceğim her yerde. Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Gelirken 2 tane kitap getirecektim okumak için. Sanki böyle bir günde bütün kitabı yalayıp yutacakmışım gibi. En sonra 1 tane getirdim. Burada ben böyle kahvemi içerim, kitabımı okurum. Çok güzel, çok huzurlu bir yer. Öyle, şimdi görüşürüz. Bye bye. Size throwback yaptım, hatırladınız mı? Amerika'daki ilk videomun başlangıcında da böyle bu izi çekerek başlamıştık. Hatırladınız mı? Eskiler bilir. Arkadaşlar, tadı falan da bayağı güzeldi. Porsiyonlar da çok büyüktü. Şiştik ağzımıza kadar. Kalanını da yanımıza aldık. Ve lollipop verdiler.
Herkese selamlar arkadaşlar, günaydın. Ben şimdi hazırlandım, arkadaşım da hazırlandı. Şu anda bulunduğumuz minik bu kasabanın downtown kısmına gideceğiz, böyle şehir merkezine. Öyle, şu anda da evin asıl sahipleri, yani evi kiraladığımız insanlar dışarıda bu minik böyle kayakları, kayıkları, botları falan hazırlıyor, ne deniyorsa onlara. Şu anda hava birazcık güneşlenmeye başladı. O yüzden biz birazcık gezeceğiz, tanıyacağız. Ondan sonra işte o bot gibi şeyleri kullanmaya çalışacağız. O şekilde şu an, burada full böyle boy aynası olmadığı için tam üstümü gösteremiyorum, Allah. Ama böyle giyindim, gayet klasik. Bu şapkayı sadece bu gezi için aldım. Hasır böyle. Tatil modun. Ama öyle. Birazdan dışarıda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar burası o kadar tatlı, böyle minik bir kasaba ki herkes çok mutlu, böyle genelde biraz daha yaşlı insanlar var, çok sessiz sakin ve kuşların sesi, Allah düşündüm, kuşların sesini falan duyabiliyorsunuz, her yerde böyle minik minik göller var. Az önce biz yürürken bir tane kadın geldi, dedi işte sen çok güzelsin falan dedi. Bize böyle gideceğimiz, hani gidebileceğimiz şeyleri söyledi, böyle sahillerin güzel yerlerini veya gezebileceğimiz yerleri söyledi. Böyle bir yolun sonuna kadar yürüdük geldik, şimdi arabaya doğru geri gidiyoruz, bir tane sahile gideceğiz. Öyle bir yerden küçük böyle bir pasta aldık. Öyle çok güzel, çok mutluyum. Herkes çok tatlı, herkes gülümsüyor falan, herkes çok mutlu. Böyle bir tane kek aldık arkadaşlar. Şimdi bunun tadına bakacağız. Hududulu, beyaz çikolatalı falan bir şeydi sanki. Şimdi sizle beraber tadına bakacağız. Bakın böyle çok güzel duruyor. Çok güzel, oha bir dakika. Aslında aman aman değil ama bayağı güzelmiş. İçinde çok bir şey yok. İçinde böyle sünger kek gibi yapmışlar diyecektim. İçinde bir şey varmış, ben burasını görmemiştim. Burasında çok güzel bir tane şey koymuşlar, filling koymuşlar. İçi de böyle sünger kek. O yüzden bayağı güzelmiş. Arkadaşlar evin ön kısmını dün gösterememiştim. Burada çok güzel bir barbekü yeri var. Burada işte böyle oturma şeysi var. Evin kapısı orada arkadaşlar. Burada böyle bir tane masa var. Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ay çok zırlamışım suratıma. Arkadaşlar şimdi mangal yapacağız.
Onu beklerken ben de cips yiyorum. Burada çok güzelmiş. Tabii içinde 2-3 tane falan var ancak böyle küçük ama. Böyle. Dün hava yağmurluydu bütün gün. Bugün o kadar güzel ki. Tam böyle baharlık, böyle yaz havası falan. Öyle. Çok güzel. Yağmur turum. Arkadaşlar hot dog yaptık. Sıcak köpek. Çok güzel geliyor bakın. Saattir kameraya açtım, video çektim size. Son birkaç saattir yaptığımız her şeyi anlattım. Yanlışlıkla yavaş modda çekmişim. Slow motion'da çekmişim abi. Kafayı yiyeceğim. Neyse, size tekrardan özet geçeyim. Arkadaşlar, ay çok can sıkıcı gerçekten. 2 saattir anlattım zaten. En son size şey göstermiştim. Bineceğimiz şeyi göstermiştim. Tek başına oturuyorsun bir tanesinde. Ay çok sinirliyim şu anda, bir saniye ya. Daha hepsini yenice anlattım. En son size videosunu gösterdiğimde arkadaşlar bir tane şey vardı. Burada kayaking deniyor. Türkçesini bilmediğim için size tarif edeceğim. Buraya da fotoğrafını koyarım ekranın. Tek başına oturuyorsun. Geriye doğru yaslanıyorsun. Kürek çeke çeke gidiyorsun. Düşme ihtimalin daha düşük çünkü geriye doğru yaslandığı için daha dengeli oluyor. Bir de düşsen de böyle hani çok sivri olmadığı için işte güzel dengeli bir şey. Onu yapacaktık ikimiz de normalde. İki ayrı şeyde beraber gideriz diye düşünmüştük. İlk başta arkadaşım bindi bir hani bakmak için. Çok rüzgarlı olduğu için göl. Direkt arkadaşım böyle kayalıklara falan çarptı. Ve böyle rüzgar işte alıntı değil akıntı götürüyordu böyle sağa sola falan. Ondan sonra çok ıslandı falan, bir de dalgalar üstüne üstüne geldi. Sonra biz dedik bunu yapmayalım. Çünkü tek başıma ben ona binsem, akıntıya kapılıp yerlere gitsem beni kurtaracak insan yok. Bir de ben yüzme biliyorum. Hani ölmeyecek kadar yüzebilirim. Ama çok huylu bir insanım. O yüzden hapşıracağım bir saniye. Elhamdülillah. Ölmeyecek kadar yüzebilirim. Ama... ben çok huyluyum. O yüzden ayağım böyle taşa değse, yosuna değse, bir şey yapsa bile o suda içinde kalamıyorum. Veya bir balık görsem herhangi bir türde. Hatta Türkiye'de biz ailecek hep sahile giderdik. Çünkü Aydın'da yaşıyoruz ya, etrafımızda bir sürü sahil vardı. Ailecek hep beraber giderdik. Suyun içinde benim ayağım en ufak bir taşa, yosuna, bir balığa, bir şeye değsin. Ben babamın sırtına çıkardım. Babam beni kumsala götürürdü. Sonra 2-3 saat herkes izlerken ben kumsalda onları izlerdim. Çünkü ayağıma bir şey değdiği an benim için bitiyor. Yani o suya ben bir daha adımımı atamıyorum. Öyle işte, neyse. Ondan sonra biz de ötekine binelim dedik. Ötekide minik bot gibi, tekne gibi bir şey yani. Ne deniyor bilmiyorum. Niye fotoğrafını koyayım buraya. Karşılıklı oturuyorsun. İkiniz de böyle kürek çeke çeke gidiyorsunuz. Sonra onu yapmaya başladık arkadaşlar. En başta çok güzeldi. Çünkü akıntıya doğru gittiğimiz için zaten su da birazcık bizi götürüyordu. O yüzden çok sıkıntı olmadı yani. Eğlenceli eğlenceli gidiyorduk. Sonra biz biraz uzaklaştık. Sonra dedik hadi geri dönelim artık. Bir yarım saat falan geçmişti. Ama ve lakin geri dönerken akıntıya karşı kürek çekmeye çalıştığımız için biz olduğumuz yerde kaldık. İkimizin de kolları koptu falan. Ve ne zaman bıraksak, hani birazcık dinlenelim diye işte kürek çekmeye bıraksak, bizi direkt kıyıya kıyıya atıyor böyle. Hatta bir noktada o kadar çaresiz kaldık ki dedik hani bizi kıyıya atsın. Bu işte minik şeyi kenarı bırakalım. Gidelim biz mahallede yürüyelim, işte eve gidelim, arabayı alalım. Geri gelelim, bunu arabayla taşıyalım falan diye düşündük. Hani o kadar zorlandık. Ama en sonunda çok şükür geri geldik arkadaşlar. Devrilmedik. Bu da çok büyük bir şey. Çünkü o bindiğimizin devrilme ihtimali çok yüksek olan bir şeydi. Çünkü altı böyle sivri ve sen iki uçta oturuyorsun. Bir de her dalgada böyle sağa sola seni eğiyor, büküyor falan. Hiç düşmedik çok şükür ama her şeyimiz ıslandı. Bir de hava soğuk diye kat kat inerek gitmiştik. Arkadaşım kıyafetleri falan bitti. Hatta ben ona tişört verdim. Öyle. Çok hızlı konuştum. Her şeyi bir daha anlattım. İnşallah bir daha slow motion'a çekmemişimdir. Şimdi şey yapmayı planlıyoruz. İşte eve geldik, duş falan aldık. Acıktık bir daha. O yüzden bir markete gideceğiz. Helal böyle tavuk şiş gibi bir şeyler bulup tekrar mangal yapmayı planlıyoruz. Eğer bulamazsak da dışarıdan yiyeceğiz muhtemelen. Çünkü biz bu sabah o yediğimiz sosisleri çok beğenmedik. Çünkü helal et bulamadık dün Walmart'ta. O yüzden şey aldık. Bu Beyond sosisler oluyor ya. Hani et değil ama et gibi olan. Onlardan aldık. Onun da tadını çok beğenmedik. O yüzden başka bir markete gideceğiz. Bulmaya çalışacağız et. Eğer bulamazsak da birazdan yemek yeriz. Öyle. Ve bu arada arkadaşlar o kadar güzel fotoğraflar çektim ki ağzınız açık kalacak. Onların da buralara koyarım birkaç tanesini. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok aktifim. Çok güzel şeyler paylaşıyorum. Öyle. Çenem yoruldu vallahi.
Ben gideceğim, dinleneceğim biraz, tamam mı? Herkese günaydın arkadaşlar. Ben şimdi uyandım. Saat şu anda kaça geliyor biliyor musunuz? Benim hiçbir fikrim yok aslında. Tam size konuşmaya başlarken aklıma geldi. Telefon cebimde. Saat şu anda 9.32 olmuş. Bizim bu evden çıkışımız saat 11'de. Şimdi mangalı ısıtmaya başladık. Dün akşam şey almıştık çünkü böyle hamburger ekmekleri, eti falan almıştık. Sonra çok uykumuz geldi, o yüzden yapmadık. Şimdi kahvaltı için hamburger yiyeceğiz. O yüzden mangalı ısıtıyoruz. Ben işte duş aldım, hazırlandım falan. Burada da eşyalarımı böyle büyük oranda topladım. İşte şimdi birazdan yemek yiyeceğiz falan, sonra yavaştan çıkarız. Öyle, suratım her yere mahvoldu biliyor musunuz? Hava değişimi midir artık nedir bilmiyorum, her yerimde sivilceler falan var. Ama neyse, öyle. Çok güzel birkaç gün yaşadık. Çok güzel buranın havası, çok temiz. Ama kiviyi gibi özledim. Söda kaldı benim evimde hani kiviye bakmak için. Sürekli kivinin fotoğraflarını falan istedim. Kivi dedim ve alerjim başladı bu arada. Arkadaşlar şu an şalım çok değişik duruyor çünkü içimde haşam abonesi var. Neyse ben şu anda içime haşamalarımı giydim. Son bir defa daha şey yapmaya karar verdik. Bu kanu var ya, kanu yapmaya karar verdik. Çünkü az önce dışarıda oturuyorduk. Sonra adam geldi dedi, sizden sonra başka gelecek misafirimiz yok dedi. O yüzden hani 11'e çıkmak zorunda değilsiniz, daha geçe kalabilirsiniz dedi. Biz de dedik öyle olunca bir defa daha kanuya binelim. Çünkü dün binmiştik. Eğlenceliydi ve dün çok dalgalıydı. O yüzden birazcık zorlanmıştık. Bugün birazcık daha sıcak hava ve biraz daha böyle su sakin. O yüzden bir defa daha gidelim dedik. Ama ben akşam hiç uyuyamadım. Ay, siz bir yere koymak istiyorum. Ellerim o kadar ağrıyor ki. Ben akşam hiç uyuyamadım. O yüzden çok yorgun hissediyorum. Ama dedik buraya kadar gelmişken bir defa daha yapalım. Öyle ben içime haşamalarımı giydim. İnşallah üşümem. O kadar hani dün bütün kıyafetlerimizi bitirdik. Suda ıslandı çünkü hepsi. Kat kat giymiştik bir de hava soğuk diye. O yüzden bunlar da ıslanırsa başka yapacak bir şeyim yok. Hadi bakalım inşallah güzel geçer.